Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Birinci koşuyla başlamıyor. 6 Kuzey Efe bende kazanırda çıkıyor. Eksik çimi iyi bu atın. Sentetiği de yapar durumda. Eksik koşarsa 4 yerine geçer. Plasya başlangıcı ikinci koşu 3 nolu safkan. Bu kilo farklılığıyla 4'ü geçecek durumda kazanması gerekir. Geçen bırakmıştı. Bugün 3 nolu safkan kazanır düşüncesindeyim. Tuttuğunuz at var ise plaselerinizi ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşu altılı başlangıcı şartlı 4 2 yaşlı İngilizler 2, 3 yukarılarda burada çok büyük sürprizler olurdu. Umarım burada olmaz. 2 yaşlı İngilizlerde 2 ve 1 arasında bir yarış olur. Müslüm Çelik ve Vedat Abiş biri kazanır. Hangisi az hata yaparsa. 2'yi tek atacak arkadaşlara da itiraz etmem. Ancak onun kadar kaliteli çıkan da biri var. Bundan sonrası sürpriz arkadaşlar. Yani direkt önereceğim bir safkan yok. Her türlü sonuç çıkar. Bundan sonra. Bu iki attan sonrası için. Dördüncü koşu. Handikap 17. Handikap 1. Orta mesafe. 2. Rabato yazılır. Bu 60 kilolu at. İkinci kalmaz ise yarıştan birinciliği hedef yaptılarsa kazanabilir. Ancak şartın gereği hafif kilolu atlardan 10 nolu safkan Final Drive. Bu atı sürprizde önereceğim ki yeriniz varsa mutlaka yazın. Bu ata benzer bir at da Royal Uygur. Bu da güzel kilo verdi Apprenti ile etkili olabileceği bir yarışa çıkıyor. 8-10 buranın sürpriz atları 4 gene yazılır. Rabato ayarında kaliteli bir safkan. Mehmet Kaya artısıyla burada etkili olacaktır. Diğer atlar 9 son yarışını kazanan 9, 7-11, 3-6-5. Bu diğer gruptan direkt önereceğim safkan yok ama handikap yarış şartından dolayı ihtimalli olduklarını söyleyebilirim. Varsa tespit ettiğiniz ekleyebilirsiniz. Benim beklentim bu 4 attan birinin kazanması yönünde. 5. koşu kısa vade 6 Arap yarışı zordur her zaman için bu şart. Atlar önemli değil, şart önemlidir. Burada sürpriz çıkartırlar genelde. Ağırlıklı olarak. Ki önereceğim safkan da sürpriz bir at. Ağır kilolu atlar da çok yarış kazanırlar bu şartta. 3 direkt şarta uyan safkanlardan biri. Ben kuponlarda olması taraftarıyım. Grubun en kaliteli atı durumunda. 7 yazılır, 10 yazılır. Bunlar iyi koşacak atlar. 5 gene performanslarıyla biraz geri planda kalsa da Apprentice'den dolayı bununla başarı yarışları var. 1 start problemi olan 2 arası olan 8 bunlardan da tercih etmenizi tavsiye ederim. Beklentim bu 5 at içerisinde 3 gibi 7-10 gibi atların etkili olabileceği bir yarış. 6. koşu kısa vade 6. Burası da 3 yaşların kısa vade 6'sı. Yukarısı gibi değildir ama gene de sürpriz koşu listesinde bunlar da başta gelirler. 1 nolu safkan bu grupta bu kazancıyla kazanabilir arası var. Forim 5 nolu safkan Mehmet Kaya ile grubun kaliteli atıdır. Yazılması taraftarıyım. 3 dişi safkan 7. Bu iki safkan da yüksek AGF'ler. Bunlar da bu iki safkandan sonra bence şanslı olurlar. 7. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar. Umarım başka bir şey olmaz. Kazanır 3 nolu safkanı tek olarak önermekteyim. Doğru dürüst bir at bulamadım. İstanbul'dan getirilen 4 var. Etkili olabilirse o olur. 3'ü o geçer. Yoksa 3 tek başına kalması ve kazanması normal sonuç olur. 3'ün dışında sadece 4'ü sürprizde önerebilirim ama tek kullanmamız gerekiyor. Bu riski 3 ile alabiliriz. Umarım yanıltmazlar. 8. koşu bir tek adayım da burada var. 10 dipmen çıkar bitirir vaziyette. Grup müsait tek olması gerekir. 9 nolu safkanı sürprizde öneririm arkadaşlar. Hani direkt rakip olarak değil. Çünkü 10 nolu safkanı tek bekliyorum. Rakibi eksik koşar ise 9 yerine geçebilir. Diğer atlar tercih sebebi olarak yazımını size bırakırım. Antalya bugün ben de böyle çıktı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.